Hepinize merhaba dostlar, hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Williams'la maceramızın 6. bölümündeyiz, 7. bölümündeyiz pardon. F1 Manager'a devam ediyoruz. Menajer olup takımımızı bir ufak ufak geliştirmeye devam edeceğiz. Mühendislerimizin durumu iyi, bir sonraki noktaya geçiyoruz artık. Pist bilgisi Red Bull Ring, Avusturya'dayız. Hava durumu gayet iyi, cuma, cumartesi, pazar bu bizim işimize gelmiyor. Ne kadar fazla aksiyon olursa o kadar biz mutlu oluyoruz ama maalesef öyle şeyler çok olmuyor. Jack Doohan yavaş yavaştan genel performansları artıyor. Personel de geliştiriyor herhalde onu. Depoda ön kanat tasarımımız arttı. Fazlaca panik yapıp fazlaca ürettik ama olsun. Şu an şasimiz gelmedi. Test için de para biriktirdiğimiz için ben zamanı ilerletiyorum. Belki de o 12 milyonu birazcık harcayabilirdim ya. Bir sonrakiyle beraber gelecekti ama bir sonrakiyle beraber yeni parçalar da üreteceğiz. O yüzden iyi. Tamam, hemen hızlandıralım. Vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten çok bir şey yapamıyoruz biliyorsunuz. Amaç tamamen şu an şuradaki performans bonuslarını daha fazla almak üzerine kurulu. Çünkü bir cacık olmuyor takımdan. Öyle olunca da canımız sıkılıyor. Yaptığımız bütün işlemler boşa gidiyor gibi hissettiriyor. Şunları olabildiğince dip köşelere götüreyim. Ya çok iyi olur ya zaten kötü olur. En azından yönümüzün nerede olduğunu anlamış oluruz. En iyi taktiklerden biridir bu. Sizlere de tavsiye ederim. Koşu planında 20 diyelim. Bol bol devam etsin. Seninle de aynı şekilde 20 tur. Buradan artık sıralama turlarında görüşürüz dostlar. Üçüncü antrenman seansları da sonlandırıldı. Charles Leclerc gördüğünüz gibi bir numarada. Red Bull'da Sergio Perez. Max Verstappen'in önüne geçmiş sanıyorum. Max Verstappen kaza yaptı ondan ötürü. Biz de bu arada ufak bir test yaptık ama ikinci antrenmanlarda 05-600'ler miydi? Öyle bir şeyler yapmıştık ya da 800'ler de olabilir. Tabii şu anda bunlar hava durumuna göre en iyi süreler 700 küsür diyor. Biz de buralarda kendimiz görebilirdik. Tabii hardlarla tamamen pisti öğrenmek için bu lastiklerle çıktım. Gördüğünüz gibi %100, %100, %97. Jack Doohan'ı çok ayarlayamadım. Denedim ama yapamadım. En önemli kısım aslında parçaları değiştirmek için fırsat tanımayacaklar mı acaba? Heh, şurada tamam. Çünkü arızalı vites kutularıyla çıktım ben. Boşuna harcanmasın diye. Bunlar için şimdi zaman gitmez herhalde bu boşlukta. Bunlarla beraber bence bir şansımız varmış gibi geliyor. Ama onlar tabii 2 saniye iyileşirken, 1,5 saniye iyileşirken ben çok fazla iyileşemeyeceğim de gibi gözüküyor. O yüzden bakıp göreceğiz. Ama 0.5, 0, yani 0.4'lere çok rahat ineriz gibi geliyor. Ha yok gerçi 0.5'i ben boş depoyla yapmıştım. Yani onların en iyi sürelerini biz boş depoyla yapabiliyoruz öyle söyleyeyim. O yüzden birazcık zor ama görelim. Piste güven çok iyi. Tsunoda ile beraber belki bir şeyler yaparız. Jack Doohan'la beraber denedim bu arada o süreyi. Onu da söyleyeyim. Hava durumuna hemen bir bakalım. Hava gayet iyi durumda. Bulutluymuş sonrasına doğru ama biraz kauçuk oluştuktan sonra mı çıksam, yani ortalarda çıksam daha iyi olur. Herkes bir tur çıksın. Attıkları süreler göreyim. Ondan sonra iyileştiriyorlar biliyorsunuz. Yani 0-3'ler atarlarsa zaten hiçbir şekilde şansımız yok. Ama 0-4'lerde bir ufak şansım olabilir. Çünkü 0-5 küsür, yani 0-5-2'ler belki atabilirim. O da belki. Tamam. Bu güzel haber ama 0.4500 şu an atıldığına göre birazcık da kötü haber diyebilir miyiz? Çünkü sonradan 0.3'lere inebilirler. Atak yapmak için çok geç kalmadım umarım. Sür atlıyorum. Hadi Tsunoda. Biraz izleyelim. Pist güzel. Sevdiğimiz bir pist. If you've got any pace left, it'll be good now. Ne demek if you got any pace left? Jack Doohan'ı birazcık daha erken başlatacağım. Şuralarda falan. Açacağım her şeyini. Yapıştır. Şu anki sektörlere göre bakarsak 37'ler 60'lar. Pardon, ilk sektöre bakmamız lazım. George Russell 22. Nasıl ya? Bu en son attıklar mı? En iyileri yok mu? Tur geçmişi. Lastik geçmişi. Neyse.
Mor atacak halimiz yok tabii, yeşillerle bakalım. İlk sektör 16.800, 16 nasıl ya? Nasıl ikiniz de aynı sektör sıralarını atmayı becerebildiniz? (gülüyor) 29.41. 05.700 mi geldi? Yapma be. Bizim en azından 05.200'lere falan inmemiz gerekiyordu bence. 29.400. Bir tık kötü geliyor. Şu an bile çıkamadık. Çok yakınlar birbirine ama maalesef buraya kadar çıkamıyoruz. Yani 0-2, 0-3'e ihtiyacımız var. Birazdan zaten 0-5'e ihtiyaç duyacağız muhtemelen. Yine 19 ve 20'deyiz. Keşke yağmur yağsaydı. Şimdi atak mod on, atak mod on. İkisinin de kalkışını fena yapmayabilirim aslında, iyi olur ama korkum işte birbiriyle yarışacaklar diye. Hadi deneyeceğim ikisini de. Kim daha iyi olursa o çıksın ön planda. Görelim. Burada kim daha iyi pozisyon alırsa o kazanıyor. Doğun şu an avantajlı gibi gözüktü ama yok, hemen arkaya doğru geçti, yerini aldı. Snow da Fetel'e doğru atağını yaptı ve geçti. Sıra Doğun'da artık. Muhtemelen Stroll de geçeriz diye umut ediyorum. Ne yapıyor? Lastik ısıtıyor kızacık bir yerde. And a new position just gained by Williams. Yani son düzlükten sonra ERS'yi tamamen kapatacağım gibi duruyor. ERS'yi çok fazla götürüyor bu pist. Doğun da geçmiş bu arada, güzel. Ama Vettel hemen arkasında. And there's an overtake from Williams. Aha, Stroll'e atak geliyor. Hadi aslanım. Dışarıdan güzel bir atak yap ve geç. Ah be. Tutunamadık ama burada deneyebilir şansımızı. İçeriye girsen daha iyiydi. Niye dışarı giriyorsun ya? Perez misin kardeşim sen? Şimdi seni birazcık... Pardon, seni değil. Yanlış oldu. Seni. Çok fazla da saldırma. DRS olmadan aslında kopmak... Aa. Hazır Vettel'e fark atıyorken, yalnız sen yoktu, ne yaptın abi? Ağzını götürüp içtin mi, yaktın? Yanlış boruyu mu verdiniz ağzına bu arkadaşın? Yakıt içiyor olmasın? DRS açılmadan DRS mesafesinden kaçmamız güzel bir strateji olur. Birbirimizle uğraşırız. Ama yani yakaladı mı şimdi Vettel DRS'i? Açamayız inşallah. Açamadı. Güzel. Şimdi dengeli kalsın. Burada açtı ya. Tüh, yetişiyor. Türlü kaçamıyoruz. Aynen öyle. Geç öne istersen geçebilirsin. Aa abicim ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Savunmanı yap bari adam gibi. Cık. Ne güzel geçmişti Doğun ya. Vettel'in de arkası, yani atağını yiyeceğiz. Onunla da uğraşacağız. Check the DRS. Stroll'e geçilmişiz. Bu kadar aptalca yarışmak nedir ya? Aha, güvenlik aracı. 12. turda. Buradan mediumlu Snow'da acaba fırsattan istifade edip harda geçsek?
Hartlar da fena değil. Ve sonuna doğru da götürebiliriz gayet de rahat bir şekilde. Ya en azından bir 7-8 saniye falan, burada gerçi 7-8 saniye olmaz da 5 saniye falan kazanmış oluruz ama şu an Snowden'ın da yeri çok çok iyi. Bir bakayım şimdilik. Pite girenler olacak mı? Sertifika, sertifika. Kill delta pozitif. Tabii. Sen medium'a geçsen o da olmayacak değil mi Doğun? Sen de hard'la başlattık ya arkadaş. Bu gördünüz. McLaren pilotu. Değil. Magnussen'miş. Ah. Mediumlar kaç tur gidiyor? 56 tur gidiyor. 68 falan olacak. Zor götürür ya. Değerlendiremeyeceğiz gibi şu anlık. Giren neden olacak mı? Kimse de girmiyor. Çok erken çünkü yani. 30'larda olsaydı çok kritik olurdu. 40'larda olsaydı üf tadından yenmezdi. Softlar bile denenirdi. Bu arada yakıt tasarrufu ve ERS niye yapmadık abi? Hadi yakıtlar tasarruf ettik de. Lastikler niye tasarruf etmedik? Biz ne yapıyoruz? Onu 87 kilo sen bir bastır ya bu ne? Güzel. Bu iyi. Sen de şarj et. Yarış başladı galiba ben anlamadım. Doğun iki yer geçmiş gibi. Standart diyelim. Bastır. İzleyelim bakalım ne oldu orada anlamadım. Başlarında hala sarı oluyor işte. Bu kandırıyor misal. 16x'te siz izliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz çoktan olay olmuş falan filan yani. Ben de orada kaçırdım oldu bir iki yarış. Diyeceğim yo. Hala safety car. E nasıl geçtin sen safety car'da abi? Pite mi girdiler? Yo girmemişler. Allah Allah bir hata mı yaptılar? Ben anlamadım hala şu an. Helal lan Tosu. Helal be sana. Yanlış yerde helal dedim galiba. Hemen geçer geçmez saldırı yedik. Guan Yucao'yu geçmesek daha iyi gibi şu anda. Bizim tempomuz 12 kadar hızlı olmayabilir çünkü. Oo güzel. Helalsin. Bastır 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 burada da. Şimdi dengeliği alalım. Burada da bir kaçsak. Daha da geçemezsin. İçeride kal. Güzel. Harikasın sen. Okey. O konu yetişebilir miyiz? Tabi DRS olmadan avlarlar bize. Ham ham yaparlar. Ama o konuda Bottas yavaşlatıyorsa misal bizim için bir avantaj doğabilir oradan. Ulan ne saldırıyorsunuz be kardeşim siz de ya. Bir rahat durmadı Guan Yucao. Nasıl bir hız var düzlükte görüyorsunuz değil mi araçlarında? Alfa Romeo just moved up a place. En azından tecrübe kazanıyor şu an. Bol bol. Guan Yucao o konu aradaki mesafeyi kapatamıyor. Bir geçiyoruz, bir geçiliyoruz. Mik de yetişiyor. Biraz tempoyu yükseltelim. Yakıtı azaltalım. Zaten dengeli de. Şu an Doohan iyi oluyor. Tampon oluşturuyor Mik'e karşı aramızda. Ama Stroll'e geçilmek nedir abi ya? Stroll'e geçilmek ne ya? Aston Martin have just gained a race position. What the heck lan? Burada değil, bir sonraki virajda. Sürat mod on, sürat mod on. DRS de var zaten. Aç. İşte düzlük hızımız abi. Tamam, harikasın sen.
Biz de koptuk. DRS ile gidiyorduk az önce ya. Kötü oldu bu. Mediumlar sanıyorum düşmeye başladı. Bir güvenlik aracı daha girse şu an harika olur gibi. Oğlum kaç kardeşim, kaç kaç kaç, saldırı yedin tabi. Trafik var. Bas bas. Burada kal böyle. 11 oldu Sunoda. Liftin ko. Benimle beraber 3 arkadaş şu an pite girmedi. You are doing a good job. Nice. This is us. Orada kal. Yavaşlatılan herkese. Yavaşlat karşı. Herkes beklesin. Benim işime yarıyor bunlar. Gerçi bir Leclerc var aramızda, yavaşlayacak. Hamilton varmış. Mick var. Norris var. Albon var. İşimize yarayacak kişiler var arkada. Fena değil. Leclerc arkamda. Geçmesine izin verelim. Sonra onun DRS'sinde kalmaya çalışalım. Bu bize çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Böyle nimetlerden yararlanmak lazım. Böylesi bir hızlı pilot geldiği zaman bas. Hayır hayır. Çık, 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 çık. Lan burada geç. Burada niye geçtin ya? Burada geçmeyecektin. Puan durumu da şu anda. Oley. Hamilton bastıra bastıra geliyor. Yakıtı sevlemeye gerek yok. Oha. Hayvan, o nasıl fark düzlükte? Tamam. Çok uçuyorlar ya düzlükte. Şuraya bak. Üf, ne kapıştık ama. Ne tecrübe kazanacak şimdi var ya Tusu. Aslan Tusu bas. Duhun, helalsin. Şu düzlüklerde kopmayalım çok. Hayır, hayır, dur, dur. Kazanma geç o zaman. Çok keyifli şu an bunları izlemek. Geç Ferrari'cim, geç. Ben şu an ERS seviyorum. Atamayacağım süreler atıyorum Ferrari sağ olsun. Onları atıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Bakayım. 9'ları atıyoruz. 9.5. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Hamilton da kolay kolay yetişemiyor. Ama 0.8'e geçmiş artık. DRS'den kopmayalım. DRS'den kopmayalım. Hatta geçsek daha da iyi. Aynen öyle. Aynen öyle. Uğraşsın dursun. Leclerc'in kaderiyle oynuyorum şu anda. Buralarda geçtirtme, düzlükte geçsin. Şurada geçebilirim istersen bak. Akıllı ol ha, akıllı ol bak, geçerim seni ha. Zar zor yetiştim bu sefer, öyle olmadı. Öyle istediğimiz gibi olmadı bu sefer. Tamam, seninle kalmam gerekiyor, çok kritik. Seninle kaldığım her tur benim için çok çok önemli. Sürat de kopuyor kopuyor kopuyor, kopmasın. Yetiş artık. Ah be, geç lan burada. Burada geç var. Süper. Tamam. RS save'leyelim biraz. Aa, koptuk. Tamam. Check the DRS. Buraya kadar. Bir sonraki oyun herhalde Hamilton'la oynayacağız. Bir bakayım.
Soft yaparsak 44 tur gidiyor diyor. Aslında götürebiliyoruz. Tahmini çıkışımız 19 numara. Ama softta tabii iyi süreler atabiliriz. Tur zamanı 1.09. Medium daha mı hızlı softtan? Hard daha mı hızlı softtan? Ne alaka ya? Tur zamanı şu anda 1.09. He pardon. 3 saniye daha yavaş olursun diyor tahmini. 12'ler mi atıyor olacağız? Soft'ta 3.2 saniye daha yavaş olursun diyor. Ben yanlış mı anlıyorum abi? Soft burada hiçbir işe yaramıyor mu ya? 3.2 saniye daha kısa demeye çalışıyor bence ya. Sonlara doğru 1.06 falan atıyor olmam lazım. Bence soft daha mantıklıdır. Bu hamurun kullanılması zorunludur. Bir yarışta en az bir zorunlu hamur kullanman lazım. Soft'a da geçebilirim sonuçta yani. Bu hamur şu anda takılı olan hamur, aynı türden takılamaz. Peki neden kendisi bunu önermiyordu? Hard'ı öneriyor. Zorunlu hamur diyor. Ne alaka ya? Her antrenman sonrası belirli sayıda kuru lastik Pirelli geri gelir. Sıralamada S3'e geçen her pilot için S3'e alınan fazladan bir yumuşak set daha geri veriyor. Bu hamurun kullanılması zorunludur diyor abi. Hard'ı kullanmak zorunda mıyım gerçekten ya? Çok saçma. O zaman pite giriyorum ben. Çok kötü. Kutur pite gir. Ne var ne yok, her şey ver abi, her şey ver. RS'ye çok da gerek yok zaten, 19. çıkacağız. Duhuna yarayabilir tabii bu süreç. Medium'la çıkacak. Normalde bu kadar yakın olmuyor ama. Hamilton da yetişti. DRS'mizi alamadı ama. Güzel. And there's an overtake from Williams. Yapma. Ha, Doohan geçti. Şükür. Stroll de avlarsın. Şu an değil ama. Burası da çok karmaşık ya. 2.7 çok güzel. Bir olay olmaz mı acaba? Doohan'ı olaya mı bekletsem? Bir safety car falan girme ihtimali yok mudur? İşte burada süratı açalım. Belki iki kişi atak yapabiliriz derken Mick'ten atak yiyoruz. Yapma. Dışarı it mi ki? And a new position just gained by Williams. Şimdi dur. Tosu arkadan çıktı. Hangi süreler attığımızı çok çok merak ediyorum. Doohan 10 atıyor şu anda. Sürat yapalım bu sefer. Hadi bir gir artık. RSM bitti. Bunu dengeleye alalım. Bu burada. Abi spin mi attın ya? Ne demek 28? Son turum nasıl 28? O şeyle beraber herhalde. 1.1600 tamam. Çıktım tur. Korktum be. Ama ondan daha iyi bir süre bekliyordum açıkçası. Pite girmeyen kaç kişi var? Stroller falan. Şunların hepsi Albon da girmeyecek. Önümde 2-3 kişi pite girecek. Hatta 4 Doohan'la beraber. F1
Vettel 3. virajda blokaj. Bakalım. En çok hata yapılan viraj zaten. Okey, bizim işimize yarayacak bu. Ya yapma be. Tusu yapılacak iş mi ya? 16.sın hazır. Vettel'i geçmemiz lazım da Vettel'le aramızda çok büyük fark kaldı. Soft da çıkmış işte. Baksana abi, oluyormuş ya soft. Guan Yuzhou da softla çıkmış ve son turlarına bakarsak şu an belli olmuyor tabi. Bir izleyelim bakalım son turlar. Pass with an overtake there. 0.9 atıyor kemiksiz. Tusu da 0.98 atıyor. Stroll, Mick ve Guan Yuzhou. Vettel pit'e girdi. Şuraya bak ya. Çok güzel süreler atıyorlar. Tusu ne yapıyor abi? Hata yaptığı tur mu? Aynen o turmuş. Biz de iyi süre atıyoruz, anlamadım ki. Ben hala çözemedim mevzuyu. Neyse. Farka gelelim, yarış sonuna kadar gidelim. And there's an overtake from Williams. We've just had a spin. Perez 4. virajda spin attı da biz de benzer bir şeyler yaptık sanki. Bir bakalım 4. virajda ne alaka ya? Bu 3. viraj. 4 değil mi? 1 2 3 nasıl 4. viraj? Onu gördüm ben. Duhuna geçildik ya. Full deploy. Copy. Niye bu kadar arkada kaldım? Hadi Tusu ya. Yine kendi yerimize geçtik. Stroll ve Vettel'in önünde, hatta Stroll'den de atak yiyeceğiz. O kıvama geldik. Son 3 tur. Şu anda Ohun'la Mickey, Tsunoda ile de Stroll'ün önünde kalmaya çalışıyoruz. İkisinde de başarmak için tabi, özellikle Tsunoda için RS'e ihtiyaç var. Duhun'da öyle bir sıkıntı yok da. Duhun zaten önde ama gerektiği durumda yok. Önde değil şu an. Yok, önde önde. Ha, geçiliyoruz. Bu da Stroll'e geçildi. Bundan sonra iki turumuz daha var galiba. Çok arkasına düşme. Son tur. Bundan sonraki tursa son tur. 15-17 olabiliriz. Buralarda dengeli gitsin. Nerede sürat yapacağımı biliyorum. Bu da zaten yakınmış. Burada zaten yaklaşıyorum. Son 3 tur değilmiş demek ki. Burada da geçme. DRS avantajı lazım bize. Tasarruf, 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 tasarruf. Ya abicim ne yapıyorsun? Şimdi sürat yap. Mecbur kaldın. Kimde avantaj? Şu virajı kazanan zaten kazanacak. Tamam, Schumacher geçilemedi. Sen niye bu kadar arkasında kaldın ya? Oho. Zaten geçemez Mick de, yani sen de geçemezsin artık. Sainz birinci. Ahaha.
Çok acayip saçma bir yarıştı açıkçası. Herkes birbirine çok yakındı. Herkes DRS trenindeydi. Yapılabilecekler çok kısıtlıydı. Yani sıkıcı bir yarıştı açıkçası. O yönüyle hiç sevmedim. Keşke birazcık daha açılsaydı. Yani tur bile bindirmedi kimse kimseye galiba. Ha yok, bindirmişler. Birer tur sadece. Bu kadar kısa bir pistte sadece bir tur bindirebilmişler. Mick'i geçmeyi başardık ama medium'la. Aferin Doğun. Aferin. Görmek isteyeceğimiz yarışlar bunlar işte. Doğun 5 yer kazanırken Yuki sadece bir yer kazandı. 1.06 en iyi yaptıkları süre. 1.06 neredeyse 2. Biz çok arkadayız ya. Jack, Sebastian Vettel de arkasında bıraktı ve arkada tam ikimiz de artık Aston Martin'in önündeyiz. Net bir şekilde. Yuki bayağı uçuyor gördüğünüz gibi. Şuralarda şu an. İyi iyi iyi. Böyle iyi. Böyle devam et Yuki'cim. O zaman şöyle mi oluyor? Yani şimdi ben bir dakika. Doohan'la beraber diyelim Mick Schumacher'da geçtik. Avantaj olarak şu an hiç bunlarda puan yok da Mick'te. Şunun üstüne geçersen performans gösteririk. Takım olarak 8. mi olmuş oluyoruz puan almasak bile? Ki yok ya, puan olmaz. Ulan ya Doohan'a bak. Hayvan gibi kastı yarışta. Performansı iyi. Etkileyici. Nasıl etkileyici ya? Biz Tsunoda ile beraber bayağı aktık oysa ki. Anlamadım. Neye göre? Başarılı geçiş diyeceğim. 25. Yani başarılı geçiş 24. 25'e 24. Şurada başarısız geçiş. Geçiş ha. Sol taraftakine bakacağız o zaman. 15-1-1 ikisinde de aynı. Anlamadım ya. Vallahi bu kısmı çözemiyorum. Yine 3600'ü cebimize cukkaladık. Güzeldi, güzeldi, keyifliydi. Yavaş yavaştan ilerliyoruz. Tasarım merkezimiz hazır. Harika. Yarış simülatörü de yükselmiş. Nice. Takım güzel gelişiyor. Olacak olacak. Paramız da 15 milyon. Gelen kutusuna hemencik bakalım. School. Aha. School daveti geldi. Regülasyon oylaması. Bakalım ne olacak. Pole pozisyon, ekstra puan. En hızlı tur, ekstra puan. Evet kalacak. Pole pozisyon, ekstra puan. Evet. Evet. Abi ne alakası var ya? Soru yarışı 2 kat puan. Benim hiçbir işime yaramıyor. Değişikler red oy ver. Hayırda nasıl evete dönebilir? Son yarışta 2 kat puan. Ya saçmalamayın be. Bir de bak bunlarda değişiklik yokmuş gerçi de. Red tabii ki de. Böyle saçma bir şey mi olur ya? Artık mühendis kapasitemiz 10'a çıktı. Proje kapasitesi zaten 2'ymiş. Ama yine de arttırabiliriz. Mükemmel bir performansla beklentilerimizi aştığın için seni tebrik eder. Olağanüstü bir yarıştı. Takım patronu olarak çok sağlam bir iş çıkarttın belli. Liderliğine duyduğumuz güven büyük oranda arttı. Böyle ulan tüyler diken diken oldu okurken. Evet, günaydın Azat. Her yıl Formula 1'in cazibesi aracılığıyla bilim ve mühendislik alanlarında kariyer hakkında farkındalık arttırmak amacıyla düzenlediğimiz Aramco F1'in School. F1'in derken F1'in School. Dünya finaller başlıyor. Etkinliğe bu yılki finaller personelimizi davet etmek istiyoruz. Personel güzel. Öğrencilerin mühendislik hakkında bilgi edinmeler. Katıl ve katılma var. Personel tecrübe kazanma 7 gün boyunca duraklatıldı. Olsun. Önemli bir şey. Katkı sağlamak lazım. Farkındalık projesi sonuçta yani. Böyle bir şey katılmayacak da neye katılacak bu takım ha? Rüzgar tüneline verdim ya. Daha fazla düşünmeyeceğim. Düşündükçe üzülüyorum çünkü. İdari tesis değil, artık aracın parçası, yeni bir proje başlatalım. Hazır mühendislerimiz de iyiyken. Ön kanat, yan bölme. Sadece o ikisi kalmış geliştiremediğimiz. Ya da şasinin yenisinin üzerine mi gitsek? Yine daha da hız, daha da hız diye. Neyse, ön kanat da çok önemli. Onu üretelim. Çok da fazla ürettik ön kanattan yenisini biliyorsunuz. Full maksimum saatler arttıralım. Kalan saat burada da tabii ki ne kadar verimli olursa o kadar iyi. Dengeli yerine optimize soğutma dersek ne oluyor?
fren soğutmamız artacak. Frenlerimizin ısındığı hakkında çok şikayet almadık. Düşük hızda performans, yüksek hızda tabii birazcık daha düşecek ki bunun önemi de birazcık bu. Ön kanat. Yüksek hızda yapmanın anlamı yok. Arka kanat zaten o genelde onun ayarlaması. Dengeli dersek böyle oluyor. Düşük hız yapıp şöyle yapsak fena değil gibi. Neyse buna çok dokunmayayım. Dengeli diyelim ya. Hadi. Üf, yine 5 mühendis nerede? Parça mı üretiyorlar yoksa acaba? Yoğun 36 gün. Hızlı desek mi acaba? Bir gün, iki gün, üç desek, diğeri de üç parçayı geliştirse, böyle yapalım. Aynen. Yine tasarım diyelim. Geriye kalan yan bölmeler için de yine bir, bunun için tabii yine rüzgar tünel saati lazım, değil mi? Cık. Ama bu haliyle bile yine güzel olacak. Hadi deneyelim. Yarış performansı motor soğutmayı egale edecek. Böyle yapalım. Buna da son 3 mühendisimiz verelim. Yaklaşan maliyet 42 gün. Uzmanlık kazancı az olur. Neyse. Böyle bir şey yapalım. Kalan 1.9 milyonla da artık tesisimizde belki idari bölümlerden birini, özellikle meteoroloji. Ah be, buna paramız yetmiyormuş. Bu çok lazım. Hadi helikopter pistimizi arttıralım. Sponsor hedefleri ödemesine %1 olacak. Sonraki yatırımımız meteoroloji olur artık. Bu bölümü izlediğiniz için de teşekkür ediyorum dostlar. Bölümü bitiriyorum. Güzeldi. Takım her geçen gün bir tık bir tık bir tık diye gelişiyor. Şu anda 15. sırada genel ortalamada. Bu Jack Doohan da 18. ama yükselmeye devam ediyor. Önü açık ve Jack Doohan'a birazcık daha şans tanıyacağım. Önümüzdeki artık pistimiz Paul Ricard olacak. Fransa'ya doğru yolculuğumuz gidecek 11 gün sonra. Bir sonraki bölümde o yüzden görüşene dek diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.